Çikolata kisti. Tabii bu bizim biraz daha kolay anlaşılsın diye yaygınca kullandığımız bir isim. Aslında bunun tıbbi adı endometrioma. Daha önceki konuşmamızda adet ağrısıyla ilişkilendirdiğimiz endometriozis denen bir rahatsızlıktan bahsetmiştim ve hani kısırlığa sebep verebildiğini söylemiştim. İşte bu hastalığın yumurtalıkta görünen formuna endometrioma ya da halk arasında bilinen adıyla çikolata kisti diyoruz. Gerçekten çikolata kistleri çok önemli. Normalde popülasyonda hanımlarda %10 kadar oranında sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Ve endometriozisin şiddetli olan formunu bize işaret ettiği açısından da önemli. Diğer bir önemi de genç hanımda olduğu zaman özellikle o tarafın tüpünde ve yumurta rezervinde bir azalmaya yol açabiliyor. Ve yine de gebelik şansını bahsettiğimiz gibi olumsuz etkileyebiliyor. Ama bazen hiç böyle semptomsuz, hiçbir belirtisiz oluyorlar. Mesela tesadüfen başka bir sebeple gelmiş hastada çikolata kisti varmış deyince biz de böyle hastamız şaşırıyor. Ama dediğim gibi onların tedavisine biz o kişinin yakınmalarına, semptomlarına ya da çikolata kistinin yerleşimine ve büyüklüğüne göre karar veriyoruz. Özellikle de her yaşta, özellikle menarştan sonra her yaş kadında bunu görebiliyoruz. Ama bizim için önemli olan yaşlar yine menopoza kadar olan yaş. Onun dışında çok fazla önemli değil çünkü östrojenden beslenen bir kist bu. Östrojen olmadığı zaman onun da artık herhangi bir riski ve zararı kalmamış oluyor.